Evet, bu videoda yapmak istediğim şu. Size o dönemde Fransa'nın içinde bulunduğu savaşlara genel bir bakış sunup, ardından biraz daha detaylı olarak Napolyon'un tam olarak neyi amaçladığı ve bu savaşların başlangıcında ve bitişindeki rolü hakkında konuşacağım. Şimdi belki hatırlarsınız, 1792'den 1797'ye kadar birinci koalisyonun savaşları vardı. Bunda katılımcılar Prusya, Avusturya ve Birleşik Krallıktı. Kısaca Britanya diye yazacağım. Ve bu savaş özellikle Fransa tarafından başlatılmıştı. 16. Louis'nin o zaman hayatta olduğunu hatırlıyor olabilirsiniz. Savaşı destekliyordu çünkü Fransızların kaybedeceğini düşünüyordu ve böylece eski mevkiine geri gelebilecekti veya en azından böylelikle tekrar popüler olabileceğini düşünüyordu. Savaş olması ihtilalcilerin hoşuna gidiyordu. Zira onlar da devrimi yaymak istiyorlardı. Ve hatırlarsanız bu bu savaş Campo Formio anlaşmasıyla 1797'de Napolyon'un İtalya'da kazandığı zaferler nedeniyle sona ermişti. Campo Formio bu arada şurası oluyor. O dönemde İtalyan Savaşı'nın başındaydı ve Fransa hükümetinin başında da yine o zaman direktuar vardı ve büyük oranda Napolyon'un onları savunabilmesi nedeniyle görevdeydi. Ardından 1798'de bunu farklı bir renkle göstereyim. 1798'den 1802'ye kadar ikinci koalisyon var. Bu noktada hemen görebilirsiniz ki Napolyon devletin başına 1799'un sonunda geçti. Yani bu savaş hem direktuvarın başta olduğu hem de Napolyon'un birinci konsül olarak başta olduğu dönemlere yayılmıştır. Ve katılanlara bakarsak yine Avusturya ve Britanya. Evet bu dönemde Fransa ile sürekli savaşta olmak gibi bir eğilimi var özellikle Britanya'nın. Ve Prusya yerine de Rusya var. Aslında şöyle Avusturya İmparatorluğu'nun o dönemde nasıl göründüğünü kafanızda daha iyi canlandırmanıza yardımcı olmak için ve tabi Prusya İmparatorluğu'nun bu harita hakkını vererek göstermiyor. Şu haritayı göstereyim. Evet bu 1810 yılı. Biraz daha erken döneme geçelim. Bu 1805. Ve sınırları onların yaptığından biraz daha, evet kalın olarak çizeyim şöyle. İşte burası Fransa, buralarda Fransa'nın sınırları. Aslında o zaman şu anda İtalya'ya ait olan yerlerin bir kısmını da kapsıyor. Bu da tam şurası Fransa. İsterseniz bütün sınırı gösterebilirim ama sanırım ana fikri anladınız. Ama o dönemde var olan bir imparatorluk bugün o haliyle yok. Evet ki bu da Prusya. Artık böyle bir imparatorluk bile yok. Artık Prusya İmparatorluğu, Prusya halkı ve Prusya diye bir ülkede yok. Burada gördüğünüz gibi bir kısmı Almanya, bir kısmı Polonya ile bir kısmı da başka ülkelerle, şimdi detaya girmeyelim, kesişiyormuş. Ardından Avusturya İmparatorluğu'na bakalım. Avusturya İmparatorluğu tam burada. Gördüğünüz gibi Avusturya halkının ülkesinin günümüzde kapladığı alandan çok daha fazlasını kaplıyor. Ardından Rusya İmparatorluğu var ki aşağı yukarı bugünkü Rusya'dan çok da fazla değişik değil. Ama dünyanın bu, bu buradaki kısmının yani en büyük farkı bir sürü fark var ama bugünkü haliyle kıyaslayınca o zaman Almanya diye bir halk, bir ülke yoktu. Almanca konuşan birçok insan vardı ama birçok küçük eyalete bölünmüşlerdi. Bu harita bunları göstermiyor tabi. Bu eyaletlerden bazıları Avusturya'nın, bazıları da Prusya'nın kontrolündeydi. Ve Alman krallıklarından ve eyaletlerinden oluşan bu dağınık konfederasyon, Kutsal Roma İmparatorluğu diye biliniyordu. Buraya yazalım. Kutsal Roma İmparatorluğu. Ve Voltaire'in çok meşhur sözünde de söylediği gibi, ne kutsaldılar ne de Romalıydılar. Latince konuşmuyorlardı, İtalyan değillerdi, Almanlardı, kutsal da değillerdi. Yönetim dini bir figür tarafından yapılmıyordu ve bir imparatorluk da değillerdi. Çok sık kontrol edilen ve sınırlarını gittikçe büyüten bir eyalet değillerdi. Krallıklardan oluşan serbest bir konfederasyondu. Evet, böylece umarım bu anlattıklarım dünyanın o zamanlar nasıl göründüğünü kafanızda canlandırmanıza yardımcı olur. Şimdi siz bunu bunları aklınızda tutun, ben de genel görünüm'e döneyim. Tam burada. Ve sonra, ve sonra ikinci koalisyon sona erdiğinde 1801'de Lüneville anlaşması karşımıza çıkıyor. Bir kez daha Avusturyalıların yenilgisini görüyoruz. Özellikle de diğer ülkelerin askeri kapasiteleri sebebiyle. Ve bu arada Napolyon artık Fransa'nın başındaydı. Ama bir kez daha Avusturyalılara karşı bir İtalyan seferini yönetmişti. Burada Marengo zaferini görüyoruz. Bununla ilgili detaylara daha sonra gireceğim. Bu özellikle Avusturya'ya karşı kazanılmış bir zafer olarak ön plana çıktı ve Napolyon'un İtalyan yarımadası üstünde daha çok alan kazanmasını mümkün kıldı. Burada görebilirsiniz İtalyan yarımadası boyunca tam şurada. Ardından Amiens anlaşmasını 1802'de İngilizlerle imzaladı ve bu da koalisyonun sonu oldu. Sanırım koalisyonun 1801'de sona erdiği söylenebilir çünkü Avusturya ayrılmıştı. Rusya'nın da pasif kalarak gözlem yaptığı söylenebilir. Katkıda bulunuyorlardı ama tam manasıyla bir şey verdikleri, aldıkları ya da kaybettikleri olmuyordu. Ardından sanırım bu noktada artık Birleşik Krallık diyebilirim. Evet, sanırım temelde bunun en iyi açıklaması savaş yorgunluğu olacaktır. Ama görüyoruz ki çok da uzun süre yorgun kalmamışlar. Çünkü ardından 1803 Mayıs'ında 3. koalisyonun başladığını görüyoruz. Bununla ilgili detaylara sonra gireceğim. 3. koalisyonda Britanya, Fransız İmparatorluğu diyebileceğimiz bir yere savaş açtı ve bu savaş 1805'e kadar bitmeyecekti. Şimdi görüyorsunuz Büyük Britanya neredeyse hatta gerçekten sürekli savaş halinde. Muhtemelen bazı boşlukları olmuştur ama hep bir gerginlik vardı. Bu üçüncü koalisyon. Bir kez daha isterseniz evet Birleşik Krallık da yazabilirim. Zaten şu anda Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı olarak geçiyorlar. Birleşik Krallık burada. Rusya burada ee, evet bir kez daha Avusturya da burada. Ve tabi diğer katılımcılar da var. Mesela Portekiz vardı ama bunlar birincil katılımcılar. En önemli katılımcılar. Ve bu videoda şunu göreceğiz ki 3. koalisyon, 3. koalisyonun savaşı gerçekte Napolyon'un Avrupa'daki baskın gücü olmasıyla sona erdi. Ve kendisinin durdurulamaz olduğu düşüncesine kapılmasıyla sona erdi. O yüzden bunun hakkında biraz daha detay vereceğim. Bu, 1805'te İmparator Napolyon'un ortaya çıkmasına sebep oldu. Nasıl imparator oldu hakkında birazdan konuşacağız. Ama 1805'te Napolyon, belki de 1806 demeliyim çünkü bu 1805'te bitti. Napolyon neyse, kendisini durdurulamaz görüyordu. Yenilmez, yenilemez görüyordu. Zaten büyük olan egosunu şişirecek büyük zaferler kazanmıştı. Şimdi bu bilgiyle biraz da Napolyon'un hayatına ve aşağı yukarı tamamında doğrudan rol oynadığı bu çatışmalara bir göz atalım. Şimdi Napolyon'un adını ilk duyduğumuz zaman 1793. Bunu şuraya çizeyim. Hatırlarsanız kralcıların devrimci hükümete karşı baş kaldırıları sürüyordu. Ve Toulon'daki başarılı topçu albayları vardı ki 1793'te bir isyanı bastırmıştı. Sanırım bu sayede Fransa çapında ya da ulus çapında biraz üne kavuştu. Ardından 1795'te belki hatırlarsanız direkt tuvar Paris'te oluşmaya çalışıyordu. Bu 1793'teydi. 1795'te Tüyeri savunması özellikle şarapnel içindeki misketlerle insanı kırıp geçirip kralcıların devrimci hükümeti ele geçirmelerini önleyerek olmuştu. Yani bir kez daha çok ve çok popüler hale gelmişti. Bunların hepsi Birinci Koalisyon Savaşı sırasında oluyordu. Sonra Napolyon İtalyan Savaşı'nda genel bir değişiklik yaptı. Ve 1797'de Avusturya ve İtalya'yı yenerek Birinci Koalisyon'un savaşını Fransa zaferiyle sonuçlandırmayı başardı. Ve bu da Birinci Koalisyon'u Formio, Campo Formio ile sona erdirdi. Bu evet, Napolyon, oradaki Napolyon. Napolyon, evet. <laughs> evet, ardından belki hatırlarsınız, şimdi çok popüler bir adam değil mi sonuçta? Gazeteler çıkarmaya başladı, bazı ordu generallerini kralcıların tarafındaki bazı karşı devrimleri bastırmaya gönderdi. Böylece daha da popüler oldu. Ama direktuar bu noktada ondan biraz korkmaya, çekinmeye başladılar. Ve o yüzden dediler ki, Napolyon neden gidip canın ne istiyorsa onu yapmıyorsun? Bu Napolyon'un Toulon'dan ayrılıp Mısır'a geldiği zamandı. Mısır'a aklında türlü ihtişam hayalleriyle gitti, bölgeye her türlü zarar verdi, insanları öldürdü ve Osmanlılara karşı hem Mısır hem de Suriye'de çeşitli savaşlar kazandı. Ama ne yazık ki iyi bir arkadaşı olan Horatio Nelson, Nelson Nil Savaşı'nda, Nil Savaşı'nda onun bütün filosunu yok etti. Horatio, evet şunu koyu bir renkle gösterelim. Şimdi şurası Horatio Nelson filosunun tamamını şurada yok etti. Yani sıkışıp kaldılar. 1799'da Napolyon bütün birliklerini terk edip kendi başına Fransa'ya dönmeyi başardı. Bu 1799 oluyor. Napolyon Fransa'ya geri döner. Ardından son videoda gördüğümüz gibi iki diğer direktörle birlikte Fransa'nın üç konsülü olarak gücü ele geçirirler. Ama kısa sürede 1799'da kendini ilk konsül olarak ilan etmeyi başardı. Evet, 1799'da artık ilk konsül ve Fransa'nın diktatörü ya da otoriter lideriydi. Ama bu olurken unutmayın bunların hepsi ikinci koalisyon savaşı sırasında oluyor. 1798'de savaşa çok katkısı yoktu. O sırada Mısır'daki o saçma işleriyle uğraşıyordu. Britanya ile savaştalardı ve Horatio Nelson o yüzden gidip de filosunu yok etti. Ama 1799'da gücü ele geçirdikten sonra bile ya da 1800'lerin başlarında hala savaştalardı. O yüzden Napolyon idareyi ele geçirmeye karar verdi ve birlikleri Alpler üstünden İtalya'ya sürdü. Ve bir kez daha ortaya şöyle bir şablon çıkıyor. Bunda aslında ilk başta çok belli olmasa da işler onun istediği gibi yürüyecekti. İtalyan savaşı çok kötü başlamıştı ama neticede bir kez daha Morengo ve Hohenlinden savaşında Avusturyalı Avusturyalılara karşı kazanmayı başardı. Ama bir kez daha Napolyon'un doğrudan birlikleri yönetmesi sonucunda ikinci koalisyon savaşını sona erdirmeyi başarmıştı. Ama sonra Birleşik Krallık ya da Büyük Britanya adına ne derseniz deyin, genelde insanlar Büyük Britanya dediklerinde Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı'nı kastediyor oluyorlar. Ama doğrusunu söylemeye çalışıyorsanız, Büyük Britanya dediğinizde Galler, İngiltere ve İskoçya'dan oluşan Büyük Britanya adasını kastetmiş oluyorsunuz ve burası da İrlanda'dır. Evet ama sürekli Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı deyip durmak istemiyorum. Zira zaten 1800'lerin başlarında birleştiler. O yüzden ben yine Büyük Britanya demeye devam edeceğim. Ama orada sadece, orada sadece yorgunluk vardı. O yüzden Büyük Britanya ile olan savaş da neticede bitti. Bu da daha önce söylediğimiz gibi Amiens anlaşması, antlaşması ile oldu. Ama bu çok 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 kısa süreli bir barış dönemiydi çünkü 1803'te Napolyon hala iktidardayken üçüncü koalisyon oluşturuldu. Bir sonraki videoda Napolyon'un yine bir kez daha bu güçler karşısında nasıl zaferler kazanıp da yenilmez olmayı başardığını göreceğiz. Hoşçakalın.